Hayatınız çok mutlu eden, mutlandıran bir kampanya. Toplumsal birçok faktörü vardır ama doğa koşullarına karşı kendilerini koruyabilmek için de barınma yerleri inşa etmişlerdir, barınaklar inşa etmişlerdir. Bu barınaklar doğa koşullarına karşı kendilerini koruyabilmek, yaşamını devam edebilmek içinken en temelde kendilerini korumak istedikleri doğa olaylarından bir tanesi de deprem olmuştur. Ve buna karşı dirençli yapılar inşa edebilmek elbette ki insanların, toplumların en temel ihtiyacı olmuştur. Bizler aslında binlerce yıl boyunca nenelerimizin, dedelerimizin inşa etmiş olduğu yapıların bugüne kadar kendini koruyabildiğini, taşıyabildiğini, tarihi ve kültürel miras olarak bugüne kadar taşınabildiğini görebilmişsek demek ki bir dönemler dirençli kentler inşa edilebilmiştir. Ama ne oldu da kapitalist modernite gibi bir sistem başımıza bela oldu ve tamamen yaşam alanlarımızın hepsini rant alanına çevirdi. Sermayeyi elinde bulunduran bir grup aslında bütün yaşam alanlarımızı talan etmek istedi. Her yeri beton yığınına dönüştürmek istedi. Ekolojik yıkımla bugün dirençsiz kentlerle afet dediğimiz meselenin daha fazla can alan, daha fazla tahribat yaratan, daha büyük kayıplar yaşatmasına sebep olan bir zihniyet başımıza bela oldu. Evet, biz bunu kapitalist modernite olarak tanımlıyoruz ama bugün burada oluşumuzun temel sebebi de buna karşı demokratik moderniteyi inşa edebilmektir. Demokratik modernitenin aslında inşa etmek istediği şey, inşa etmek istediği toplum, inşa etmek istediği kentler tam da aslında afete karşı dirençli kentlerdir. Bizler de yerel yönetimler boyutuyla üzerimize düşen kısmı biliyoruz, omuzlarımızdaki yükü de biliyoruz ve yaşadığımız ülkenin gerçekliğini göz önünde bulundurarak afete karşı politikalarımızı hayata geçirmeye çalışıyoruz. Yani bizler depremleri, afetleri engelleyemeyiz ancak bunların etkilerini en aza indirecek tedbirler alabiliriz. Zaten bizim görevimiz bu, sorumluluğumuz bu. Fakat ne yazık ki bugüne kadar bu kadar bir deprem gerçeği olmasına rağmen bu boyutuyla, yerel yönetim boyutuyla hiçbir tedbirin alınmadığı, hiçbir önlemin alınmadığı, hiçbir planlamanın yapılmadığı da ortadadır. Bu anlamıyla bizler bugüne kadar yapılmayan bütün bu süreçleri ortak akılla ve katılımcı bir anlayışla bütün bu planlama süreçlerini bundan sonra da kentin dinamikleriyle birlikte yürütme kararlılığındayız. Dolayısıyla depremle ilgili, imarla ilgili konularda TUMOP'un ve TUMOP bileşenlerinin ne kadar kıymetli olduğunu, diğer elbette ki ilgili sivil toplum kuruluşlarının da ne kadar önemli olduğunu farkındayız. Biz bundan sonraki bütün planlama süreçlerinde katılımcı bir anlayışla TUMOP başta olmak üzere kentin diğer bütün ilgili meslek örgütleriyle ve STK'leriyle birlikte daha katılımcı, halktan yana, kentten yana, kenti geleceğinden yana bir anlayışla, bir tutumla biz planlama süreçlerini birlikte yürüteceğiz. Hakikaten çok riskli bir süreçten geçiyoruz. Yani Allah korusun, bugün bir deprem olsa koordinasyonun bile toplanabileceği bir yer yok maalesef. Bu büyük bir acı gerçek. Biz öncelikle bunun önüne geçmek için attığımız ilk adımlardan bir tanesiydi. Afet İşleri Daire Başkanlığı'nı daha yetkin arkadaşlarımızla donatmak ve Afet Koordinasyon Merkezi'ni bir an önce hayata geçirmek anlamında hızlı adımlarımız oldu. Öncelikle kentsel dönüşüm modelinden çok kısaca söz etmek istiyorum. Kentsel dönüşüm deprem hazırlık çalışmalarımızın en önemli başlıklarından biriydi. Kentsel dönüşümü mekansal adalet olarak tanımladık ve Türkiye'de örnek bir kentsel dönüşüm modelini yaratmaya gayret ettik. Mevzuattaki pek çok eksikliğe rağmen, ekonomik krize ve önümüze çıkan tüm zorluklara rağmen İzmir'in 6 bölgesinde toplam 248 hektarlık alanda çalışmalarımızı sürdürdük. İkincisi mikro bölgeleme çalışması. 10 üniversiteden 84 akademisyenle
başlattığımız çalışma 36 aylık bir çalışmaydı. 200 metreye 200 metrelik karelajlar halinde İzmir'in yeraltı fotoğrafını çektik. Aktif ve pasif fay hatlarını güncel bilgisine ulaştık. Ve aynı mikro bölgeleme çalışmasıyla beraber zemin hareketliliği çalışmasını yaptık. Ve bunlara yine bağlantılı olarak tsunami'de nerede su ne kadar yükselebilir, yükseldiğinde nereye kaçılabilir, yükseldiğinde ne tür önlemler, tedbirler alınabilir, bütün bunların çalışmalarını tamamladık. Şimdi bunlarla uyumlu olarak yeni yerleşim alanlarının tasarlanması ve bunlarla uygulu olarak yeni bir kent planlamasının yapılması zorunluluğu var. Ve burada bütün bu çalışmaların yine dışında İnşaat Mühendisleri Odamız çok değerli İlem Başkanımla beraber bir bina kimlik belgesi çıkartma çalışmasını başlattık. Bu çalışma öncelikle depremin en yoğun yaşandığı Bayraklı bölgesinde 33 binanın taranmasıyla başlatıldı. İkinci etapta, ikinci protokolde Bornova'da yine 60 bin civarında binanın kimlik belgesinin çıkartılmasıyla devam etti. Bizim dönemimiz bittikten sonra yeni dönemde de Konak'ta, Karşıyaka'da bu çalışmalar devam edecek. Nedir bina kimlik belgesi? Yaptığımız çalışma bir yandan genç ve işsiz inşaat mühendislerine istihdam olanağı sağladı. Ama asıl bir yandan da bu şehirde bulunan binaların ne zaman yapıldığı, mimarının kim olduğu, binanın tadilat görüp görmediği, binanın depreme dayanıklı olup olmadığı, binanın önüne asılan bir levhayla, okuttuğunuz kare kodla bütün bu bilgilere erişebilir hale gelmiş oldunuz. Sıkça konuştuğumuz bir konu ve her depremi konuştuğumuzda aslında deprem nedir, ne zaman, nerede olacak, faylar nereden geçiyor sorularını sıkça sorarız ve çok sık da tartışırız aslında. Dikkat edin, bir yerde bir deprem olduğunda ağırlıkla konu bu deprem konusu özelinde devam ediyor. Yani depremi tanımlama üzerine devam ediyor.